give it to me, I'm worth it. Bade İşçi Diş Doktoru çıkışı magazin altı kamerasına takıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Dün önce kutlayalım. Kutlayalım. Nasılsınız, iyisiniz? İyi. Nasıl geçiyor pandemi dönemi? Aynı. Hiç cevap yok. Bugün yorulmuş. Evet, yorulmuşsunuz. Evet. Çok hoşladınız galiba. Dişçi de işim vardı. O yüzden o arada da boşlukta. Bir işlemden öteki işleme giderken alışveriş yaptım. Ünlü oyuncu bir türlü son bulmayan kadına şiddet olaylarını kınadı. Dün de biliyorsunuz kadına şiddet olayları vardı. Samsun'daki bir beyefendi eşine uyguladığı şiddetler. Kadına şiddetin olmadığı gün mü kaldı artık? Neler söylüyorsunuz? Daha ne söylenir? İnsan olalım ya. Yani o bilmiyorum, o şiddeti uygulayanı da bir ana doğurdu, yani bir kadın doğurdu. Bilmiyorum nasıl olabilir. Aklım almıyor benim. Bade İşçil son olarak Aşk 101 adlı internet dizisinde rol almıştı. Devam ediyor inşallah. Aşk 101 değişti galiba, onun ismi mi değişti? Aşk 102 oldu galiba. Tamam, yayınlanmadan ben de bilmiyorum. İkinci sezonu iyi çektiniz galiba. 3 olacak mı? O neden olmasın? Seyirci istiyorsa bizi. Onun için neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Sürekli evde misiniz? Ben olabildiğince evet korumaya çalışıyorum. Yani mümkün olmadıkça şey yapmıyorum, yani dışarı çıkıp tehlike, risk almamaya çalışıyorum. Daha henüz oturamadım böyle arkadaşlar gibi yani. Korku endişe yüksek mi sizce bununla alakalı? Evet, evet, ben korkuyorum. Aileden falan biri oldu mu? Odaya geçirdi mi bir arkadaşınız, yakınınız? Valla şimdilik yok ama tabii ailede büyüklerime, birbirlerine bir şey bulaştırmamak için daha dikkat ediyorum. İşçil, Ezgi Mola'nın temizlik hastası Safiye karakterini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisini izlemediğini anlattı. Son dönemde biliyorsunuz kadın dizileri çok popüler oldu. Mesela işte Sadakatsiz. Kadın dizileri hep vardı. Ama çok popüler biz oldu. Biz biliyorsunuz dönemde, bu dönem, evet, bu kadın dizisi. Masumlar Apartmanı, Sadakatsiz gibi. Ay ben Masumları izleyemiyorum. Neden? Yeni tipler geliyor. Zaten pandemiden korkuyorum. Neyi nasıl yıkayacağımı şaşırırım. İzlemiyorum o yüzden. Var mı böyle bir dizilik hastalığınız var mı? Nasıl? Titizlik hastalığı hastalık boyutunda değil ama tabii bize bu pandemi başladı, paketlerden bulaşıyor bilmem ne dediler. Hani bir hepimiz çamaşır sularıyla işte, yani benim bir sürü eşofmanım böyle kendinden bir beyaz şey, desenli yani artık. Öyle bir şey istediğinizde HES kodu soruyor musunuz? HES kodu sormuyor. Yani misafir kabul ediyor adam eve, yo, eve kimse gelmiyor zaten. Benim öyle bir çok yoğun bir sosyal bir hayatım olmadığı için beni biliyorsunuz, evet, ya. Evet biliyoruz. Genelde hani ben kendi halimde annesinle işte çocuğunla bir kadınım. Hayvansever kimliğiyle tanınan güzel oyuncu kürk giydiği için eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy ile ilgili soruya da ilginç bir yanıt verdi. Hayvanları çok seviyorsunuz. Çok. Sokak hayvanlarıyla her zaman işte yemek falan bilirken de yani görüyoruz. Teşekkür ediyorum, evet. Son dönemde Bülent Ersoy'un bir kürk olayı var. Bilmiyorum, gördünüz mü? Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Hayvanları mı? Herhalde. Bu mu, bu kadar mı? Duygular yaz. Ya bilmiyorum, bir şey diyemem ki ben. Herkes yani sonuçta öteki türlü dediklerinde evet yemek için de hayvan öldürülüyor. Bilmiyorum, yazık. Yani çok daha kötü şeyler var şu dünyada. Senin kürkünüz var mı? He? Yok. Ben giyemiyorum. Ben elime bile süremiyorum. Mağazasının önünden geçerken de içimden yani kötü şeyler söyleyip öyle geçiyorum. Öyle. Şey. Bade İşçil, oğlu Azur'un babası Malkot Sualp'le boşandıktan sonra özel hayatına kimseyi sokmamıştı. Bu zamandır da yalnızsınız. Bir oğlunuz var. Kendiniz... Ya ben de olay çıkarma Allah aşkına. Evinde tek başına oturan kızım. Yok Bülent Ersoy, yok hayır, bilmem ne. Hayır, sıkılmıyor musunuz? Hepsi benim. Çok ya, sevdiğim ya, insanlar. Yalnız, yapma, bana yapma yani. Ya, tamam, çok teşekkür ederim. Anladın sen. Anladım. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın.